Ereğlisim ya, biri canlı yayına girdi. İşte bu işte. Girdiniz mi şu an? Evet. Bir bakalım. Tamam, aman şey konuşayım. Bir tane yazayım. Evet, hazır mıyız? Değerli canlı arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda kaç kişi izliyor? 2. Biraz bekleyelim isterseniz. 2 kişi oldu hocam. 4. Hocam şu kalemle. 5. Tamam. Görüntü fena değil. Cihan bize bir su göndersin ya arkadaş. 6, 7, onu Cihan'la şey yaparız ya, hallederiz artık. Arkadaşlarım merhaba. Bugün yapmış olduğunuz 12. sınıf matematik taramasının çözümleriyle beraberiz. 40 adet sorumuz olacak. Şu anda katılımcı sayımız 11. Biraz daha bekleyelim mi? Saatlerimiz 4:02 geçiyor. Bir yerden başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk 20 terim toplamı 800 olan bir aritmetik dizinin ikinci ve 19. terimleri toplamı kaçtır diye soruyor. Yani A1, A2, A3, A18, A19, A20. İlk 20 terimin toplamı 800'müş. Şimdi aritmetik dizide biz şunu biliyoruz. A1 ile A20'nin toplamı, indisler toplamı da A21 yapıyor dikkat ederseniz. A2 ile A19'un toplamına eşit. A3 ile A18'in toplamına eşit. Bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla burada A1'den A20'ye kadar toplamda 20 adet terim var. Bunları ikişer grup yapacak olursak ve her grubun toplamına da X diyecek olursak arkadaşlar, burada 10 tane X'imiz olacak. Bu da 800'e eşitse X buradan 80 gelecek. Dolayısıyla zaten bize ikinci ve 19. terimlerin toplamını soruyor. Yani A2 ile A19'un toplamı zaten X'ti. Yani sorumuzun cevabı 80 geliyor arkadaşlar burada. Cevap B şıkkı oluyor birinci sorumuz için. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuz, bir geometrik dizi de eşitliği vermiş arkadaşlar. A1'i de soruyor. O zaman geometrik dizinin formül gereği a(n) artı 2 yerine ne yazabiliriz? A1 çarpı r üzeri n artı 1. a(n) artı 3 yerine a1 çarpı r üzeri n artı 2. a(n) artı 4 yerine de a1 çarpı r üzeri n artı 3 yazalım. Bölü a3(n) artı 7 dediğimizde arkadaşlar a1 çarpı r üzeri 3n artı 6 çarpı A1 eşittir 3 eşitliğini vermiş. Buradan A1'ler birbirini götürür. Birer tane daha götürdü. Yukarıda R'lerin kuvvetlerini toplayacak olursak arkadaşlar N artı 1, N artı 2 ve N artı 3'ün toplamı 3N artı 6 yapıyor. Bir de tabii ki A1'imiz kalmıştı buradan. A1'de yazıyoruz. Bölü. Aşağıda da R üzeri 3N artı 6 var zaten. R üzeri 3N artı 6'lar birbirini götürürse A1 kalıyor. O da zaten eşitlik 3'tü arkadaşlar. Zaten de bize A1'i soruyordu. Sorumuzun cevabı 3 olarak gelir. İkinci soruyu da bu şekilde çözdük. Sırada üçüncü sorumuz var arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. A'nın geometrik dizisinde iki tane eşitlik vermiş. Bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye sormuş sevgili arkadaşlar. Burada da birkaç tane çözüm yolumuz olabilir ama yukarıda ve aşağıda en küçük terimlerin A4 indisli terimler olduğunu görürsek arkadaşlar, hem yukarıyı hem de aşağıyı A4 parantezine alacak şekilde çözelim bu soruyu. Dolayısıyla A4 artı A7 gördüğümüz yere geometrik dizi olduğu için A4 çarpı R küp şeklinde yazabiliriz. Yani A7'yi A4 türünden yazdık. Burada her iki tarafta da A4'ler ortak olduğu için arkadaşlar ortak parantezinde 1 artı R küp. 90'a eşit. Alt tarafta da yine aynı mantıkla A4 eksi A5 gördüğümüz yere A4 çarpı R, A6 gördüğümüz yere de A4 çarpı R kare yazarsak burayı da A4 ortak parantezine alalım. 1 eksi R artı R kare. Bu da 15 eşitmiş. Şimdi her iki tarafı oranlayalım arkadaşlar. A4'ler birbirini götürdü. 90 bölü 15'ten de 6 gelir. Yukarı ile aşağısı biraz tanıdık. 1 artı R küp. Yukarısı 2 küp toplamı arkadaşlar. 2 küp toplamını açalım. 1 artı R. 1
eksi r artı r kare olacak şekilde çarpanları ayırırsak. Aşağıda da 1 eksi r artı r kare var zaten. Bunlar da birbirini götürürse 1 artı r eşittir 6 oluyor. R de buradan 5 gelir. Zaten bu dizinin ortak çarpanını sormuş soru. Sorumuzun cevabı Denizli şıkkı olur. 3. soru için arkadaşlar. Evet. 4. sorumuz. Şimdi arkadaşlar Sn bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı. S16 eksi S15'i vermiş. S16 eksi S15 ne demek? A16 demek. Çünkü S16 ilk 16 terimin toplamı. S15 ilk 15 terimin toplamı çıkartırsak 16. terim kalır. O da logaritma 3 tabanında 36'ya eşit. Aynı mantıkla S8 eksi S7. S8 ilk 8 terimin toplamı. S7 de ilk 7 terimin toplamı. Çıkartacak olursak arkadaşlar burada da 8. terimimiz kalır. O da eksi logaritma 3 tabanında 4'e eşit. Bize de A'da 12'yi soruyor. Dikkat ederseniz A'da 12. terim yani o A12, A8 ile A16'nın tam ortasında. Aritmetik dizilerde de şöyle bir formülümüz vardı hatırlayacak olursak. A12 eşittir A8 artı A16 bölü 2. 8 ile 16'nın tam ortasında olduğu için aritmetik ortalama mantığıyla da görebiliriz. Dolayısıyla A8 dediğimiz eksi logaritma 3 tabanında 4. A16 dediğimiz logaritma 3 tabanında 16 bölü 2. Şimdi arkadaşlar şurasına dikkat edecek olursanız logaritma 3 tabanında 16 eksi logaritma 3 tabanında 4. Yani burası nedir? Çıkartmaya dönüyor. Çıkartmaya döndüğü için ne yapacağız? Şurası 36 idi. Özür diliyorum arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 36 bölü 4'ten 9 gelir bölü 2. Burası da 2'ye eşittir arkadaşlar. Çünkü 9 3'ün karesi olduğu için 2 bölü 2'den de 1 gelir. Zaten bize A12'yi soruyordu. A12 1'e eşit olmuş oldu bu soruda da. 4. sorumuzun cevabı da bu arkadaşlar. 5. sorumuz. AN bir geometrik dizi. A3, A5, A11 çarpımı A7 ile A9'un çarpımına eşit olduğuna göre arkadaşlar A3 nedir diye sormuş bu soruda da. Burada da tüm terimleri A3 türünden yazsak A3 direkt cevap olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. A3 yazdık yerine. A5 gördüğümüz yere geometrik dizide A3 çarpı R kare. A11 yerine de A3 çarpı R üzeri 8 farkı olacak şekilde yazdık. Eşittir karşı taraf. A7 A3 çarpı R üzeri 4 çarpı A9'da A3 çarpı R üzeri 6 olacak şekilde yazdık arkadaşlar. Burada iki tane A3'ler birbirini götürür. Şimdi burada R'nin kuvvetlerini toplayacak olursanız arkadaşlar A3'ümüz kaldı. R üzeri 10. Burada da 4 ile 6'ın toplamı R üzeri 10 geliyor. R üzeri 10'lar da birbirini sadeleştirirse A3 buradan 1 gelir. Zaten de bize A3'ü sormuş. Sorumuzun cevabı A şıkkı olur arkadaşlar. Geçtik 6. soruya. Şimdi arkadaşlarım 6. sorumuzda da bir AN dizisi vermiş. Bu aritmetik veya geometrik bir dizi değil. Dizisinin ilk 30 teriminin çarpımını sormuş. Dolayısıyla şimdi ilk terimimiz N gördüğümüz yere 1 yazacak olursak logaritma 2 tabanında 3 çarpı 2 yazacak olursak logaritma 3 tabanında 4. Devam edecek olursak arkadaşlar 3 yazacak olursak logaritma 4 tabanında 5. En son ilk 30 terim dediği için en gördüğümüz yere 30 yazalım. Logaritma 31 tabanında 32 olacak şekilde ilk 30 terim ve çarptık bunları. Logaritmanın özelliği gereği arkadaşlar aradaki işaret çarpım olduğunda yukarıdaki 3'ler aşağıdaki 3'ler 4'ler 5'ler bu şekilde yatay olacak şekilde sadeleştirdiğinde en son tabanımızda 2. Yukarıda da 32 kalıyor. Logaritma 2 tabanında 32. 32 de 2'nin 5. kuvveti olduğu için bu 5'e eşit olmuş oluyor. Sorumuzun cevabı C şıkkı olur arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuz 7. soru arkadaşlar. Görüntüde sıkıntı yoktur umarım.
Şöyle biraz daha ortalayalım. Ben bakayım. Şimdi burada da arkadaşlar 3 tane terim vermiş. Bu terimler hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyorsa B nedir diye sormuş. O zaman şunu biliyoruz. Bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise sabit dizidir arkadaşlar. Sabit dizide de tüm terimler birbirine eşittir. Yani A artı B eşittir 3AB, o da eşittir A kare B olacak şekilde birbirine eşit. Burada ikinci ve üçüncü olanların eşitliğine bakacak olursak arkadaşlar, burada tabi sorunun başında vermesi gerekiyor aslında arkadaşlar. A'nın ve B'nin sıfırdan farklı olduğunu söylemesi gerekiyor aslında bakacak olursanız. Çünkü A ve B'nin her ikisi de sıfır olursa sıfır, sıfır, sıfır şeklinde bir dizi oluşmuş oluyor. O yüzden A ve B'nin sıfırdan farklı olduğunu yine de söyleyelim biz. Burada B'ler birbirini götürdü. A'nın bir tanesi diğerini götürürse buradan A 3 geliyor arkadaşlar. A'yı 3 olarak bulduktan sonra ilk ikisinde A gördüğümüz yere 3 yazalım. Dolayısıyla burası 3 artı B. Burası da 3 çarpı 3'ten 9B olur. B'yi bu tarafa atarsak 8B 3'e eşit olur arkadaşlar. B de buradan 3 bölü 8 gelir. Zaten sorumuzda da bize B'yi soruyor. Cevabımız Bursa şıkkı gelir. 8. sorumuz. Burada da arkadaşlar genel terimi verilen bir dizimiz var. İlk 10 teriminin toplamını sormuş burada. Şimdi burada n yerine 1'den 10'a kadar değerleri direkt yazacak olursak toplamı bulamayabiliriz. Burayı bir güzelleştirmemiz lazım. Bunu basit kesirlere ayırma yöntemimiz vardı polinomlarda. Ve derste de bahsetmiştik. Aradaki fark 1 görüyorsunuz. N artı 1 ile N artı 2'nin paydadaki farklar 1 olduğu için bunlar şu şekilde asal çarp basit kesirlere ayırabilir. Küçük olan N artı 1 arkadaşlar. 1 bölü küçük olan eksi 1 bölü büyük olan şeklinde basit kesirlere ayırıyorduk. Zaten işlemi yapacak olursak buradan n artı 2 ile çarptık. Burayı da n artı 1 ile çarparsak n'ler birbirini götürüyor. 1 geliyor. N artı 1 çarpı n artı 2 olacak şekilde eşitliği sağlıyor. Yani bize verilen dizi bu şekilde dizayn ettik. Şimdi 1'den 10'a kadar olan değerleri yazıp taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. En gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 2 yazalım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. 3 yazalım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 derken en son ilk 10 terim dediği için arkadaşlar 10 yazalım. 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12 olacak şekilde toplam çıkıyor. Dolayısıyla burayı da taraf tarafa toparlayacak olursak 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 ve en son 1 bölü 11'ler gidiyor. Sol tarafta 1 bölü 2 kalıyor. Sağ tarafta da eksi 1 bölü 12 kalıyor. 6 ile paydamızı genişletecek olursak arkadaşlar 6 bölü 12 eksi 1 bölü 12'den sorumuzun cevabı 5 bölü 12 gelir. Dizinin ilk 10 teriminin toplamı cevabımız A şıkkı olur. 8. sorumuzu da hallettik. Sıradaki sorumuz 9 arkadaşlar. Şimdi burada bir geometrik dizinin ilk terimi 2A demiş arkadaşlar. Yazalım. A1 2A. Ardışık terimler arasındaki oran 3 ki bu geometrik dizide ardışık terimler arasındaki oran 3 olduğu için bu ortak çarpan eşitti. Ortak çarpan 3 ve n'inci terim de 4C olduğu için AN de buradan 4C olacak şekilde verilenleri yazdık. Ersin hocam hoş geldin. Hoş gördük. Nasıl gidiyor? İyi şükür. Bakalım kaç kişi katılmış. Şu anda 25 kişideyiz. 25 çok iyi. Çoğalacağız inşallah. Buna göre çalışın. Buna göre arkadaşlar bize neyi soruyor? Bu dizinin ilk n teriminin toplamının a ve c türünden eşitini sormuş. Dolayısıyla buradan ilk n terim toplamı dediğimiz geometrik dizide arkadaşlar formülümüzü bir yazalım isterseniz. Sn eşittir a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r formülü vardı. Geometrik dizinin ilk n terim toplamı. Şimdi burada a1 dediğimiz arkadaşlar 2a. R dediğimizde 3. 1 eksi 3 üzeri n bölü 1 eksi 3 şeklinde yazdık. Burayı birazcık güzelleştirelim. Aşağı taraf eksi 2 geliyor gördüğünüz gibi. Bu 2 ile eksi 2 birbirini götürür. Yalnız burada eksi 1 gelir. Yukarıyı da eksi 1'e bölecek olursak a çarpı 3 üzeri n eksi 1 şeklinde oldu. Bu Sn'i bulduk. Fakat soruda diyor ki arkadaşlar a ve c türünden istiyor. Dolayısıyla bizim bulduğumuzda a ve n var. Bunu ne yapacağız? Şimdi şurada verilen an'i
A1 türünden yazıp orada yerine çekeceğiz. O zaman şöyle yapalım. AN dediğimiz nedir? Geometrik dizide A1 çarpı R üzeri N eksi 1. AN dediğimiz 4C. A1 dediğimiz 2A. R 3. 3 üzeri N eksi 1 şeklinde yazdık. Burada 3 üzeri N'i çekip burada yerine koyalım arkadaşlar. Dolayısıyla bu 4 ile 2'yi sadeleştirecek olursak 2 gelir. Yani şöyle bir durum olur. 2C bölü A. Her iki tarafı A'ya böldük. Burası da 3 üzeri N eksi 1 de 3 üzeri N bölü 3 şeklinde yazdım. Her iki tarafı 3 ile çarparsak arkadaşlar 3 üzeri N burada neye eşit olur? 3 ile çarparsak 6C bölü A'ya eşit oldu. O zaman 3 üzeri N gördüğümüz yere 6C bölü A'yı burada yerine yazalım. A çarpı 3 üzeri N gördüğümüz yere 6C bölü A yazdık. Eksi 1. Cevabı bulduk aslında ama şıklarda yok. Bu A'yı da parantezin içerisine dağıtacak olursak arkadaşlar bu A ile çarptığımızda A'lar birbirini götürecek. 6C gelir. A'yı içeriye dağıttığımızda eksi 1 ile çarparsak 6C eksi A bizden istenilen ifade aslında. O da B şıkkında görüyoruz arkadaşlar. 9. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. 10. sorumuz logaritma 3 tabanda x artı 1 eksi logaritma 3 tabanda x eksi 3'ü 2 olarak vermiş. X nedir diye sormuş arkadaşlar. Aradaki işaret çıkartma. Tabanlarımız da aynı. Dolayısıyla arkadaşlar bunu bölme şeklinde yazabiliyorduk. Yani logaritma 3 tabanında x artı 1 bölü x eksi 3 şeklinde yazdık. 2'ye de eşitledik. 2 eşitliğin karşısında arkadaşlar tabanın üzerine kuvvet olarak geldiğinde 3'ün karesi 9'a eşit. O da neye eşit oluyordu? İçerideki ifadeye eşit oluyordu. Yani x artı 1 bölü x eksi 3'e eşit olmuş oldu. Buradan da içler dışlar çarpımı yapalım. 9x eksi 27 eşittir x artı 1. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa yapacak olursak arkadaşlar 8x buradan 28 gelir. X de buradan 28 bölü 8 gelmiş oluyor. 4 ile sadeleştirecek olursak 7. 4 ile sadeleştirecek olursak 2. X değeri 7 bölü 2 geliyor. Cevabımız da E şıkkı oluyor 10. soru için arkadaşlar. Geldik 11. soruya sevgili arkadaşlar. 11. sorumuzda da bir logaritma fonksiyonunun grafiğini vermiş. Bilinmeyen var burada. A tabanında x'i vermiş. F'de 49 değeri kaçtır diye soruyor bize. Hemen şöyle yapalım bunu da. Şimdi fonksiyonda 7 yazdığınızda 1 bölü 2'ye eşitmiş. O zaman x gördüğümüz yere bir 7 yazalım arkadaşlar. Logaritma a tabanında 7 eşittir 1 bölü 2 olur. Bu 1 bölü 2'yi a'nın üzerine kuvvet olarak verirsek a üzeri 1 bölü 2 eşittir 7. A'yı bulmak için arkadaşlar her iki tarafın karesini alalım. Ya da zaten bir sayının 1 bölü 2. kuvvet demek kare kökü demekti. Oradan da gidebilirsiniz. Her iki tarafın karesini alırsak bu ikiler birbirini götürür. A buradan 49'a eşit olmuş oluyor. Yani bize verilen fonksiyon logaritma a tabanındaydı. A yerine de 49 yazarsak 49 tabanında x olacak şekilde yazdık. Bize de arkadaşlar 49 tabanında 49'u soracak. Yani f'de 49'u sorduğu için x gördüğümüz yere 49 yazıyoruz. 49 tabanında 49'da 1 geliyor. Sorumuzun cevabı A şıkkı olur. 11. soruyu da bu şekilde hallettik sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle eşitleyelim. 12. sorumuz. 20 dakika kadar oldu. 12 soru çözdük arkadaşlar. Ortalama 1,5 dakikada gidiyoruz. Tamam. Şimdi fx fonksiyonunu vermiş ln'in arkadaşlar. Ln demek e tabanında logaritma demekti. Fonksiyonumuzun tersi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Fx dediğimiz y olsun arkadaşlar burada. O zaman şöyle yapalım. Y eşittir ln x eksi 1 bölü 2x artı 1 olacak şekilde yazdık. Şimdi burada x'i yalnız bırakmaya çalışacağız arkadaşlar. Ln demek e tabanında logaritma olduğu için bu eşitliğin karşısındaki sayı e'nin üzerine kuvvet olarak gelirse e üzeri y direkt içeriye eşitti. 2x artı 1 olacak şekilde yazdık. Şimdi burada arkadaşlar x'i çekeceğiz. X'i çekerken iki tane yolumuz var. Ama şöyle yapalım biz.
İçler dışlar çarpımından bir gidelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x çarpı e üzeri y artı e üzeri y eşittir x eksi 1. Burada x'i yalnız bırakacağımız için x parantezini alalım. Şu eksi 1'i sol tarafa atalım. Bu 2x çarpı e üzeri eksi y'yi de sağ tarafa atalım. Ve sağ tarafı x parantezini alalım arkadaşlar. 1 eksi 2 çarpı e üzeri y. E üzeri y artı 1'di zaten sol taraf olacak şekilde. X'in katsayısına bölersek her iki tarafı. E üzeri y artı 1 bölü 1 eksi 2 çarpı e üzeri y olacak şekilde dizayn ettik. Zaten bizim amacımız x'i çekmekti arkadaşlar. X'i çektik bu şekilde. Dolayısıyla fonksiyonun tersini yazarken de biliyoruz. Y gördüğümüz üzere x yazarsak fonksiyonumuzun tersi oluşmuş oluyordu. Dolayısıyla e üzeri x artı 1 bölü 1 eksi 2 çarpı e üzeri x şeklinde yazdık. Sorumuzun cevabı da e şıkkı çıktı arkadaşlar buradan. On üçüncü soru arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Instagram'ın canlı yayın süresi 1 saat olması gerekiyor. 1 saate doğru belki ara da verebiliriz eğer bitiremeyecek olursak. Duruma göre bir bakalım. Şu anda yaklaşık 3'te 1'lik kısma geldik. Ln x ile ln 2'nin toplamı ln x artı 2'ye eşitmiş. X değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yine zor olmayan bir soru arkadaşlar. Sol tarafta ln x ile ln 2'nin toplamı olduğu için burayı çarpım şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. X ile 2'nin çarpımından 2x şeklinde yazdık. Burası da zaten ln x artı 2 aynısını yazarız. Lnleri buradan şutlarız. Dolayısıyla 2x x artı 2'ye eşit olmuş oluyor. X de buradan 2 çıkar. X eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştu. Cevabımız 2 geldi arkadaşlar. 13. soruda kolay bir soru. Geldik 14. soruya. 14. soru arkadaşlar. Logaritma 6 tabanında 12'yi vermiş x olarak. 3 tabanında 2'nin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada arkadaşlar taban değiştirme yapacağız. Derste de yapmıştık buna benzer sorulardan zaten. Şöyle yapalım. 6 tabanı daha büyük taban olduğu için soruda 6 tabanında 12'yi 3 tabanına göre yazalım. Dolayısıyla şu ifade çıkar. 6 tabanında 12 eşittir. Bunu 3 tabanına göre dizayn edecek olursak arkadaşlar 3 tabanında 12 bölü 3 tabanında 6 şeklinde yazdık. Şimdi 12'yi asal çarpanlarına ayıracak olursak buradan 12 3 çarpı 4 şeklinde yazarız bunu. 3 çarpı 4. 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazalım. Dolayısıyla 3 çarpı 2'nin karesi şeklinde yazdık. Aradaki çarpı olurken ayrı ayrı toplama şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bunu logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2'nin karesi olacak şekilde yazdık. 6'yı da yine 3 çarpı 2 şeklinde asal çarpanlarına ayırsak aradaki çarpı iken logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2 olacak şekilde yazdık. Biliyoruz ki logaritma 3 tabanında 3 1'dir. 2'yi başa atacak olursak görüntü kalitesi nasıl? Yani iyi değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. 3 tabanında 3 1. 2'yi başa atacak olursak 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 bölü 3 tabanında 3 yine 1 arkadaşlar. 3 tabanında 2'yi de aynen yazdık. Şimdi bu ifade logaritma 6 tabanında 12'ye eşitti ve bu da x olarak vermişti. Baştan beri x'e eşitti. Biz şimdi burada 3 tabanında 2'yi çekeceğimiz için 3 tabanında 2'ye biz a diyelim arkadaşlar. Hem yukarıda hem de aşağıda olduğu için a dedik. Dolayısıyla 1 artı 2a bölü 1 artı a eşittir x. Buradan az önceki soruda olduğu gibi a'yı yalnız bırakacağız. Az önceki soruda da yapabilirdik arkadaşlar aslında burada da. İsterseniz öyle yapalım. Fonksiyonların tersini alırken şunu biliyorduk. Bunu biraz daha güzelleştireyim ben. 1 artı 2a yerine 2a artı 1 yazalım. 1 artı a yerine de a artı 1 yazalım. X olarak yazdık. Şimdi şu ifadede fonksiyonların tersini alırken biz şunu biliyorduk. Yukarıdaki a'nın katsayısı ile aşağıdaki sabit sayı işaretleriyle birlikte yer değiştiriyordu. Yani artı 1 yukarıya eksi 1 olarak geçiyordu. Artı 2 de aşağıya eksi 2 olarak geçiyordu. A eksi 2 olarak şeklinde yaptığımızda fonksiyonun tersini buluyorduk arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda şıklarımıza da baktığımızda şıklarda C şıkkında şu hali var. Hem yukarı hem aşağıya eksiyle çarparsak A eksi 1 bölü 2 eksi A şeklinde çektik. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? A gördüğümüz yere X yazarsak arkadaşlar dolayısıyla X eksi 1 bölü 2 eksi X şeklinde
fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Yani A değeri buna eşit oluyor. Bizden istenilen ifade de zaten buydu. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Ya da hocam burada belki aklıma gelmeyebilir derseniz arkadaşlar, şuradan şunu da yapabilirsiniz. Yine içler dışlar çarpımı yaptığınızda burası AX artı A eşittir 2A artı 1 eşit. Amacımız neydi burada? A'yı yalnız bırakmak. Şunu şunun yanına atalım isterseniz. Oradan arkadaşlar A parantezini alıp ifadeye devam edecek olursanız yine istenilen cevabı yine bulabiliriz burada. Şurası AX artı X olacak. O şekilde devam edebiliriz. 14. soru da bu şekilde arkadaşlar. Evet, geldik 15. soruya. 15. sorumuz arkadaşlar, logaritma iki tabanda x artı 1 artı 1 büyüktür. Logaritma iki tabanda x artı 3 olacak şekilde bir logaritmalı eşitsizlik sorusu. Burada şöyle yapalım bence. Bir gördüğümüz yere logaritma iki tabanda 2 yazalım. Neden 3 tabanda 3 yazmıyoruz hocam derseniz. Çünkü sorudaki tabanlar 2 taban olduğu için 2 tabanda 2 yazalım ve arada işaret toplam olduğu için arkadaşlar bunu çarpıma dönüştürelim. Yani x artı 1 ile 2'yi çarparsak burası 2x artı 2 olur. Büyüktür logaritma 2 tabanında x artı 3 olacak şekilde eşitsizliğimizi elde ettik. Logaritmalı eşitsizliklerde arkadaşlar öncelikle tabana bakıyorduk. Taban birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmiyordu. Bizim tabanımız burada 2. Birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Yani 2x artı 2 büyüktür. X artı 3. X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa atarsak x birden büyük geliyor. Yalnız burada hemen cevabımızı işaretlemeyelim. Şuna da bir dikkat edelim arkadaşlar. Sorunun orijinaline baktığımızda logaritmanın içerisinde x artı 1 var. X'in birden büyük değerleri burayı tanımlı yapıyor mu yapmıyor mu? Yani şunu biliyorduk, hemen hatırlayalım. Fx fonksiyonumuz logaritma a tabanda x olacak şekilde verdiğimizde hem içerisi hem de taban pozitif olmalıydı. Her ikisine de artı koyuyorduk. Bir de taban birden farklı olmalıydı. Logaritmalı denklemlerde ve eşitsizliklerde bunları da göz ardı etmeyelim lütfen. X'in birden büyük değerlerinde arkadaşlar hem burası pozitif hem de burası pozitif olduğu için fonksiyonumuzda herhangi bir tanımsızlık yapan bir durum yok. Dolayısıyla bulduğumuz cevap 1 ile sonsuz arasında olmuş oluyor. E şıkkı gelir. Sorumuz 16 arkadaşlar. Burası da yine arkadaşlar kökler çarpımını istemiş. Logaritmalı eşitsizlik sorusu. Pardon, logaritmalı denklem sorusu arkadaşlar. Burada şunu yapalım. Logaritma x dediğimiz ne olsun burada? A olsun. Logaritma x dediğimiz a ise şurası a oldu. Burası da a kare oldu. Dolayısıyla 2a kare artı 3a eksi 2 eşittir 0 olacak şekilde bir denklem elde ettik. Bunu çarpanlara ayıralım arkadaşlar. 2a kareyi 2a'ya a diye ayıralım. Eksi 2'yi de eksi 1'e 2 diye ayırdığımızda çapraz çarpım yaptık, topladığımızda ortayı veriyor mu bir bakalım. 4a eksi a'dan artı 3a ortayı veriyor. Çarpanları ayırırken karşılıklı ayırıyorduk biliyorsunuz. Dolayısıyla 2a eksi 1 ile a artı 2'nin çarpımı şeklinde çarpanları ayırdık. A'nın değeri buradan 1 bölü 2 gelir. A'nın değeri buradan eksi 2 gelir arkadaşlar. Yalnız burada kökler çarpımı deyince şimdi 1 bölü 2 ile eksi 2'yi çarpan arkadaşlarımız oluyor. Ona dikkat edelim lütfen. Çünkü burada arkadaşlar a dediğimiz şey herhangi bir değer. Yani soruyla alakası olmayan bir durum. Biz a dedik. Başka biri t der. Başka biri m der. Değişir. Burada x'in alabileceği değerlerin çarpımını istiyor. O yüzden a dediğimiz ifade bizim neydi? Logaritma 10 tabanında x'ti. Dolayısıyla logaritma x'i 1 bölü 2 ve eksi 2 olarak yazacağız. Burada da arkadaşlarım logaritmanın tabanında kimse yoksa biliyorduk 10 vardı. Şuralarda 10 yazabiliriz gönül rahatlığıyla. X buradan 10 üzeri 1 bölü 2. Aynı şekilde buradan da 10 üzeri eksi 2 şeklinde geliyor. Ve bunların çarpımını istiyor bizden. 10 üzeri 1 bölü 2 ile 10 üzeri eksi 2'yi çarparken çarpılırken üstler toplanıyordu. Dolayısıyla cevabımız buradan 1 bölü 2 eksi 2'den eksi 3 bölü 2 gelir. 10 üzeri eksi 3 bölü 2 sorumuzun cevabı. Fakat şıklara baktığımızda bu ifade yok arkadaşlar. Bunu nasıl düzenleriz o zaman? Şu mümkün olabilir.
10 üzeri eksi 1 bölü 2'nin kübü şeklinde yazabiliriz. 10 üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi 1 saniye, 1 bölü 2. kuvveti kare kökü demekti. 10 üzeri eksi 1 bölü 2 olunca 1 bölü kök 10 şeklinde yazarız. Bunun da kübü şeklinde olur arkadaşlar. 1'in kübü zaten 1'dir. Kök 10'un karesi olmuş olsaydı 10'du ama kübü olduğu için bir daha kök 10'la çarparız. Bu da 10 kök 10 şeklinde olur. Baktığımızda şıklarda var mı? Yine yok. O zaman paydayı eşleniyle genişletecek olursak arkadaşlar, buralar gözüküyor mu? Çarptık, yukarısı kök 10, aşağısı da arkadaşlar 100 geliyor. Kök 10 bölü 100 oluyor. Sorumuzun cevabı C şıkkımız geldi. Biraz uzun soluklu bir soru ama arkadaşlar yine çok da zor değil. Klasik soru tiplerinden bir tanesi işin açıkçası. Sıradaki sorumuz yine logaritmalı denklemlerde çözdüğümüz soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. 10 üzeri ln x ve 2 çarpı x üzeri ln 10. Bu iki ifadenin birbirinin aynısı olduğunu görebildiniz mi? Yani 10 üzeri ln x ifadesi ile x üzeri ln 10 ifadesi birbirinin aynısı. Hangi özellik gereği? A üzeri logaritma b tabanında c. Burada arkadaşlar a ile c'yi yer değiştirdiğimizde eşitlik bozulmuyordu biliyorsunuz. C üzeri logaritma b tabanında a şeklinde yazabiliyorduk. Burada x ile 10'u yer değiştirdiğimizde 10 üzeri ln x oluyor. Burada da 10 üzeri ln x oluyor. Yani ifade şuna dönüşüyor. 10 üzeri ln x artı 2 tane 10 üzeri ln x. Yani bir ifadeden toplamda 3 tane oluyor. 10 üzeri ln x eşittir 300. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak arkadaşlar 10 üzeri ln x buradan 100 gelir. 10'un hangi kuvveti 100'dür? İkinci kuvveti. Ln x buradan 2 çıkıyor. Ln x dediğimizde zaten e tabanında logaritma olduğu için x buradan e kare geliyor. Çözüm kümemiz e kare oldu. Bursa şıkkı oldu. Evet Cihan Bey. Ara verecek miyiz? Verelim mi ara? Şimdi kaç dakika oldu? 35 dakika oldu. 17. soruya kadar geldik. Daha 23 sorumuz var. Şimdi ara için 20'le, biraz erken. 20'le istersen. 20 diyelim. 20'den sonra bir ara verelim olmazsa. Tamam. Şimdi 17. soruyu. Çocuklar bir şey yazıyor mu bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar geldik 18. soruya. Evet. Yukarıdaki şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Gx fonksiyonunu süreksiz yapan kaç tane x gerçel sayısı vardır diye soruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar gx fonksiyonu ne zaman süreksiz olur? Gx rasyonel tipli bir fonksiyon gördüğünüz üzere. Burada gx'in paydasını 0 yapan değerlere bakacağız. Gx'in paydasını 0 yaparsak, gx'in paydasında mutlak değer fx eksi 3 eşittir 0 ise mutlak değer fx 3'e eşit oluyor. Bu şu demek arkadaşlar, fx ya artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Fx'in 3 ve eksi 3 olduğu yerlere bakalım. Şimdi grafiğimizi aldık. 3 noktası y ekseninde burası arkadaşlar. Buradan y eksenine dik, x eksenine paralel olacak şekilde bir doğrumuz çizdiğimizde şu nokta 1, bu nokta 2, bu nokta 3 ve bu nokta 4 olmak üzere fx eşittir 3 yapan 4 tane nokta var. Diğer değerimizde arkadaşlar eksi 3'tü. Eksi 3, eksi 2 ile eksi 4 arasında bir değer. Dolayısıyla bu eksi 3 noktasını çizdiğimizde buradan çizgimizi 1, 2, 3 tane değer de buradan geliyor. Yani fx eksi 3 yapan 3 tane nokta var. Bunları fonksiyonda bilemiyoruz ama zaten kaç tane dediği için. Toplamda arkadaşlar 4 tane yukarıda. 3 tane de aşağıda, 7 tane yaptı. Ama sorumuzun cevabı 7 değil. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi gx fonksiyonu fx'e bağlı bir fonksiyon. Dolayısıyla fx'i tanımsız yapan şurada görüyorsunuz bir ifade var. Süreksiz yapan. Bu nokta atıyorum a noktası. A noktasında fx süreksiz olduğu için gx fonksiyonu da a noktasında süreksizdir. Bizim toplamda 7 bir de a değerini alırsak 8 tane değer için gx fonksiyonunu süreksiz yapan değer vardır arkadaşlar. 19. sorumuz. 19. sorumuz gx fonksiyonunun sadece bir noktada süreksiz olduğuna göre m kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Burada gx fonksiyonu yine rasyonel tipli bir fonksiyon. Paydasına baktığınızda arkadaşlar bunun paydasını 0 yapan tek bir tane nokta varmış.
Payda da ikinci dereceden bir ifade. Şimdi bunun deltası sıfırdan büyük olsaydı paydanın arkadaşlar iki tane farklı kökü olurdu. Bu uymazdı. Delta sıfırdan küçük olmuş olsaydı reel kök olmazdı. Dolayısıyla süreksizlik noktası olmazdı. Bir noktada süreksiz olduğu için paydayı sıfır yapan tek bir nokta var. İkinci dereceden ifadenin tek bir kökü varsa ikinci dereceden ifadenin deltası sıfıra eşit olmak zorunda arkadaşlar. Delta dediğimiz diskriminant b kare eksi 4 ac formülünde. B dediğimiz burada eksi 4 karesi 16 eksi 4 a'mız 1 c'miz de m sıfıra eşit dedik. Yani buradan arkadaşlar 16 4m eşitse m değeri buradan 4 gelir. Zaten de bize m'i soruyordu. Cevabımız D şıkkı oldu. Geldik 20. soruya arkadaşlar. 20. sorumuz. Fx fonksiyonunu her x eleman r için sürekli olduğuna göre a'nın aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi bu da rasyonel tipli bir fonksiyon. Az önceki soruyla benzer yerlerimiz var. Tüm reel sayılarda sürekli ise o zaman bunu şöyle diyeceğiz. Aşağıdaki ikinci dereceden ifadenin kökü olmaması gerekiyor. İkinci dereceden bir ifadenin kökü yoksa arkadaşlar bunun deltası sıfırdan küçük olması lazım. Az önce bahsettik. Delta sıfırdan büyükse iki farklı reel kökü gelir. Dolayısıyla her x eleman r için sürekli olmaz. Delta sıfıra eşit olursa çakışık kök vardır. Tek bir noktada süreksizlik olur. Bu soruda her x eleman r için sürekli dediği için arkadaşlar üçüncü durum deltamızın sıfırdan küçük olma durumuna bakacağız. Delta dediğimiz yine arkadaşlar b kare eksi 4 ac. Burada b eksi 2 kök 2. Karesini alacak olursak 8 eksi 4 a'sı a c'si de 3 eksi a küçük 0 olacak şekilde dizayn ettik arkadaşlar. Şimdi burayı güzelleştirelim birazcık. 8 eksi 4a içeriye dağıtacak olursak 12a 4a içeriye dağıtırsak 4a kare küçük 0. Burada her tarafı da 4'e bölecek olursak arkadaşlar a kare eksi 3a artı 2 küçük 0 şeklinde bir eşitsizlik elde ettik. Çarpımları artı 2 toplamları eksi 3 olan 2 tane sayı istiyoruz Cem abi. Bu da eksi 1 ile eksi 2 olur. Dolayısıyla burayı a eksi 1 a eksi 2 olacak şekilde çarpanlara ayırdık. Burayı sıfır eşitlediğimizde 1, burayı sıfır eşitlediğimizde 2. 2 tane kökümüz geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu tablo haline yapalım. 1 ve 2'yi köklerimi yazdık. Baş katsayımız artı olduğu için en sağdan artı ile başladık. Eksi artı. Bizden istenen sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar 1 ile 2 arası oluyor. Eksi olan yeri taradık. Eşitliğimiz var mı? Yok. O zaman 1 ile 2 kökleri dahil değildir. Cevabımız da buradan A'nın aralığı 1-2 açık aralığı olur. Cevap A şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar saatlerimiz 40 geçti. Bir ders saatini tamamlamış olduk 20 soruyla. Dolayısıyla 20 sorumuz kaldı. İsterseniz 10 dakika bir ara verelim. Yani 5'e 10 kala tekrar buluşalım canlı yayınımızda. Görüşmek üzere. Seviyoruz sizi.